Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Karadeniz yöresine ait muhlama yapımını göstereceğim. Bunun için 2 kaşık tereyağımızı tavaya alalım. Yağımız eridikten sonra, iyice eridikten sonra ocağımızın altı her zaman kısık olacak bu durumda. 2,5 yemek kaşığı. Benim tahta kaşığım olduğu için bir yemek kaşığı kadardır bu kaşık ölçüm. Onun için dolu dolu 2,5 yemek kaşığı mısır ununu yağla iyice kavuruyoruz. Burada muhlama yapmak gerçekten incelik ister. Bir Karadenizli olarak, muhlamayı çok yapan biri olarak tam kıvamını sizlerle paylaşıyorum. Mısır unu çok kısık ateşte şu rengi alana kadar kavurmamız gerekiyor. Yaklaşık 2 su bardağına yakın su kullanacağız. Suyunu şöyle ayarlamamız gerekiyor. Yani birden dökmüyoruz suyunu. Kıvamını ayarlaya ayarlaya yavaş yavaş dökeceğiz suyunu. Sulu veya katı olabilir. O yüzden biraz dökelim bakalım. Tekrar dökelim bakalım o şekilde. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekleyelim. Biraz daha su ilave edeceğiz. Kıvamını ayarladıktan sonra peynirini ekleyeceğiz. Çok az bir malzemeyle çok basit bir yemek, çok basit bir öğün. Ama çok incelik isteyen bir yemek. Evet, özellikle peynirimiz şu şekilde çeçil peyniri, kolotu peyniri Karadeniz'de olan veya telli peynir. Hiç bulamazsanız taze kaşar peyniriyle yapılır. Ama esas orijinal peynirimiz budur. Artık bütün marketlerde de çeçil peyniri olarak da hani bir benzerini bulabilirsiniz. Muhlamanın en büyük özelliği peynirinin güzel olması. Ve altı her zamanki gibi yine çok kısık ateşte olacak. Peynirler içinde eriyene kadar daha karıştırmadan, peynirini koyduktan sonra daha karıştırmadan kendi kendine peynirin erimesini, muhlamanın iyice demlenmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi peyniri kesinlikle mümkün değil, kesemiyorsunuz. Evet, muhlamamız hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Evet, mis gibi Karadeniz muhlaması. Yöremizin yemeği hazırdır. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.